Ekonomi dünyası olarak şimdi de Almanya'da bulunan Avrupa Türk Futbol Federasyonu'na konuk oluyoruz. Almanya'da futbol alanında yeni yetenekler yetiştiren Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız'ı tanıyor ve Kamile Can'ın yaptığı röportajı getiriyoruz ekranlarınıza. Sizinle birlikte bayağı kar yağdı. Böyle karlı havada bile Mesut Koç çalışıyor. Elinden geleni yapıyor. Bizim Avrupa'daki Türk gençlerimize her konuda yardımcı oluyor. Bu organizasyon yaklaşık her hafta hemen hemen olmakta. Sağ olsun bizim Mali As Başkanımız Sedat Aydemir bu konuya yaklaşık 3 aydan beri bir çalışma yaptı. Çünkü birçok Avrupa'da milli takımına Türk gençlerimiz gitmekte. Ve burada birçoğu başaramıyor. Yani yarıda yolda kalıyor, eksikler olduğu için. Tabii biz araştırmaya girdik. Neden bu Almanya'da, Avrupa'da Alman milli takımı her konuda başarı oluyor diye. Baktık ki çok başarılı bizim Mesut Temel hocamız işte. Almanya'da performans atletik koç diyorlar. Kendisi yıllardan beri bizim Türk gençlerimizi gerçekten Almanları daha çok ağırlıklı çalıştırıyormuş ve bunları milli takıma kazandırıyor aynı zamanda. Milli takımda uzun vadeli oynama şansları var veya herhangi bir takımda. O yüzden Sedat kardeşimiz kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle Mesut gibi bir kardeşimizi bize tanıştırdığını ve Atife şu anda adaylardan bir tanesi yaklaşık bize 3 aydan beri hizmet veriyor bu konuda. Birçok Türk gençlerimiz şu anda Alman altyapı Bundesliga takım dediğimiz takımlarda eksikleri tamamlıyor ve o takımlar rahat oynayabilmesi için, eksikleri giderebilmesi için özel antrenman veriyor. Gerekirse de kendisi gönüllü olarak çalışıyor bu konuda. Avrupa Türk Futbol Federasyonu Mali As Başkanı Sedat Aydemir'i tanıyor ve yeni projeleri öğrenerek devam ediyoruz röportajımıza. ATFF biliyorsunuz çok büyük çabalar içinde kurulan bir federasyonluk. Tabii ki ne bizde şu anda düşüncelerimiz ne falan var. Onları da biz proje olarak gençlerimize daha fazla yer ayırmak zorunda olduğumuzu. Tabii ki ne araştırmalar sonucunda ve hala da araştırıyoruz. Avrupa genelinde araştırmalar yapıyoruz. Antrenörler. Nasıl antrenörler? Tabii kardeşimiz Mesut gibi deneyimli. Kendini kanıtlamış ve başarılı bir şekilde bütün eğitimini yapmış. Kendisi şu anda ben kendisini izledim ve benim en çok hoşuma giden olaylardan bir şey gençlerimize çok mental olarak da çok yardımcı oluyor, kendilerine görüşüyor, konuşuyor ve antrenman dışında da onlarla her zaman bir bağ içinde, ailelerle bir bağ içinde, çünkü bu da psikolojikmen futbolculara çok iyi gelen bir eğitim olarak görüyorum ben. Mikrofonu çok değerli ve başarılı futbol atletik antrenör Mesut Temel Bey'e uzatıyorum. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Benim adım Mesut Temel. Yaşım 32 yaş. İşte Almanya'da yaşıyorum. Bütün oyuncular Almanya'dan, Türkiye'den, Avrupa'dan bana geliyorlar ve atletik antrenman yapıyoruz, fitness antrenman yapıyoruz. Ve benim için çok önemli bir şey, her şey kafada başlıyor. Bazen oyuncular milli takımdan geliyor, NHZ Almanya'dan geliyorlar ve en önemli onlar bizim Zukunft. Onlar bizim gençler ve geleceğimiz oluyor. Genç yaşta başarının sırrı neye ait? Nasıl size söyleyeyim en iyisi? Bizim aile komple bir spor aile. Babam, annem, küçük kardeşim, herkes spor yapıyor. Ve bunları her şey babamdan öğrendim. Bütün lisansları yaptım. Spor lisansları yaptım, futbol lisansları yaptım. Kendim küçükken bayağı yüksek oynadım. Türk milli takımda oynadım. SSV Ulm'da oynadım. U17, U19 Bundesliga. Ondan sonra işte sakatlandım. Kariyeri bitti. Ondan sonra dedim bu artık olamaz, bitemez böyle. Ondan sonra her gün daha çok antrenman ettim. Bütün çocukları çağırdım, arkadaşlarımı çağırdım. Ondan sonra hep daha büyük oldu. Ve şimdi çok mutluyum ama işte kolay gözüküyor ama bu antrenmanlar çok zor bir şey normalde. Çünkü sadece antrenman değil. Mesela şimdi bir tane genç çocuk geliyor 17 yaşında. Tamam, geliyor antrenmana. Ben onunla antrenman yapıyorum ama sadece antrenman değil. Ben onun kafasının içine girmek istiyorum abi olarak. Çünkü o çocuk benimle bir şeyler konuşur. Babasıyla konuşmaz, antrenörle konuşmaz ama benimle konuşur. Ve ben bir antrenörüm, sadece antrenman değil, yardımcı olurum, okul olsun. Şimdi benim oyuncular geliyor, ben hep diyorum okul ön önemli. Zaten Almanya'da bir çocuk NHZ'de oynarsa
önce okulu yapmazsa birinci bir takımda oynayamaz.